Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizler için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz az malzemeyle hiç katı yağ kullanmadan az da eriyen kıyır kıyır çok güzel bir tahinli kurabiye tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyemizi yapmak için yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Hemen ardından 1 çay bardağı tahin. Çifte kavrulmuş tahin kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yoksa kurabiyeleriniz acı olabilir. Şöyle 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ve tepeleme 1 çay bardağı pudra şekerini de içine ilave edip malzemelerimi ilk önce güzelce karıştıracağım. Şöyle spatula yardımıyla ilk önce sıvı malzemeleri güzelce karıştırmaya başlıyorum. Kurabiyemiz aşırı lezzetli oluyor ve az malzemeyle kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın bu 2-3 hafta içinde en az 3 defa yaptım yanılmıyorsam. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen unumu da içine ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağım. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Şimdilik 2 su bardağı un kullandım. Gerekirse tekrardan un ilavesi yapacağım. Her zaman bütün tariflerimde belirtiyorum. Unun kalitesine göre mutlaka un farklılığı olabiliyor. O yüzden kontrollü olmamızda fayda var. Yoğrulması kolay, çabuk toparlanabilen güzel bir hamur. Hemen kısa süre içinde toparlayabiliyorsunuz. Ben tarifimde ölçüleri çay bardağıyla verdim ama dileyenler su bardağı da kullanabilir. Bu arada pudra şekeri yerine normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Bakın hamurumuz kısa süre içinde hemen toparlanmaya başladı. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yoğurdum ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizler de unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlayıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Kolay şekil alabilen güzel bir hamur. Dilerseniz hiç pişirme kağıdı kullanmadan tepsinizi birazcık sıvı yağ ile yağlayarak da kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde yuvarlayıp tepsinin içine koyacağım. Tabii sizler bu aşamada kurabiyelerinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz dondurma kaşığıyla da şekil verip hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kurabiyelerimin hepsini yuvarlayıp tepsiye koydum. Son olarak üzerlerine çatalla bastırıp kurabiyelerimin şeklini tamamlıyorum. Dediğim gibi sizler kurabiyelerinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Tabi kanalımda daha önce de tahinli kurabiye tarifini paylaşmıştım. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kurabiyelerimi kısa süre içinde hazırlayıp bitirdim. Bu şekilde önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırında ortalama 15-18 dakika arası pişmeye götüreceğim. Tabii fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim lütfen. Kurabiyelerim hafif pembeleşinceye kadar pişirip fırından çıkardım ve soğumaları için yaklaşık bir 15 dakika kadar güzelce dinlendirdim. Hemen bir tanesini şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Tahinli kurabiye olduğu için çok fazla pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Yoksa acılaşacaktır. Bakın altı bu şekilde hafif pembeleşince çıkartabilirsiniz. Gerçekten oldukça lezzetli, yapımı kolay, çok güzel bir kurabiye tarifi. Hemen 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Ağızda eriyen gerçekten inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ve beğenmediğim hiçbir tarifi de zaten sizlerle paylaşmıyorum.
Gördüğünüz gibi içinde katı yağ olmamasına rağmen kıyır kıyır çok güzel bir yapısı var kurabiyemizin. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik kurabiye tarifini dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.